Selam millet. Bugün yeni seviye 8 premium tankımız Predator 46 ile beraberiz. Bir pazar günü genelde böyle uzun videolar yapıyordum ama bu hafta çok fazla maç oynama şansım olmadı. Birazcık yoğun bir hafta geçti arkadaşlar. Ben de kısa bir süre içerisinde galiba cumartesi günü oynamıştım. Ya cuma ya cumartesi. Cuma birkaç tane maç oynadım. Cumartesi de bir iki tane maç oynadım. Şu kameranın açısını biraz daha değiştireyim. Heh, tamam. Şimdi yeni bildiğiniz gibi seviye 8 premium tank geldi. Ben de dedim pazar günü için madem maç koyamadım. Bu tankla birazcık oynayayım. Bu tankı birazcık anlatayım sizlere. Almak isteyenler olur. Birazcık farklı bir tank. Bildiğiniz gibi yeni şarjör sistemiyle oynanan bir premium tank. Bu sadece neyi de vardı? Bir tane seviye 7 tank, 7, seviye 7 premium tank da vardı. O da pek böyle dengeli bir tank değildi. Birazcık küçük bir tanktı. O yüzden onu incelemedim. Bari bunu inceleyeyim. Bu biraz daha etkili en azından ona göre. Seviye 8 daha fazla kredi getirisi var. Birazcık bahsedeyim dedim. 4 tane maç aldım. Sıradan maçları öyle ahım şahım pazar günü maçları beklemeyin arkadaşlar. Çok fazla oynamadım. Belki çıkardı ama az daha oynasam. En azından size tankı tanıtmak bugün amacım. Böyle daha fazla heyecanlı maçlar, böyle inanılmaz keyifli, heyecan dolu olan maçlar bir dahaki hafta olacak. Bu hafta yok. Bu hafta bir tank incelemesi yapalım dedik. Bayağı da tank incelemesi yapmıyordum. Predator 46'yı ayırdım. Bugün bildiğiniz gibi cuma günü geldi yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada her taraftan bir tank bir sağa uçuyor, bir sola uçuyor. Uzun zamandır seviye 7 ve 8 oynamıyordum. Unutmuştum bu Drakulaları, bilmem neleri, oradan oraya uçan, oradan oraya koşan tankları. Seviye 10'da fazla yok bildiğiniz gibi ama 7'de ve 8'de inanılmaz sayıları bitmiyor yani. Gıcık gıcık böyle bir oraya gidiyorlar, bir oraya gidiyorlar. La bir dur arkadaş, bir dur 2 dakika ya, 2 dakika bir dur. Dedim bu yorumları yaptım. Neyse çok fazla gırgır yaptık. Maçın ortasına geldik. Benden tanktan bahsedemedim. Yanına iki tane tank aldım karşılaştırmak için. Bir tanesi Lorraine 40D. O da bir şarjörlü ama farklı bir şarjör sistemi var. Diğeri de P44 Pantera. O bununla aynı şarjör sisteminde. O da premium tank değil. İki tankla karşılaştıracağım. Bahsedeceğim. Daha sonra da bir fiyat performans eğrisinden de bahsederim. DPM bakımından 2030'luk bir DPM var. Lorraine 40D'den birazcık yüksek olmasına rağmen asıl karşılaştıracağımız P44 Pantera'dan daha düşük bir DPM'e sahip. Avantajları var, dezavantajları var. Birazcık oyun stilinize göre. Mesela bunun ilk topu 6.21'i dolduruyor. P44 Pantera biraz daha geç dolduruyor. Ama bu tankın ikinci ve üçüncü toplarını doldurma süresi 4.88 iken Pantera'nın 3.55 ve 3.1, yani ikinci ve üçüncü mermilerle birazcık beklemeniz gerekiyor. Dezavantaj yaşayabilirsiniz tarz durumlarda. Şöyle bir avantajı var. Ortalama hasarı 240. Pantera'nın mesela bu 225'ti. Hatta Lorraine'in de 225. Onlara göre yüksek 240'lık bir hasar. Biraz daha insanı rahatlatan, biraz daha kendine güveni sağlayan bir hasar. Yani 480 desen. Toplamda vuracağı, yani bir tankın yarı cam puanına kadar indirebiliyorsunuz 3 mermiyi deldiğiniz vakitte. 3255 vurmuşuz, 87.000 kredi gelmiş. Bakalım bu 87.000 kredinin, bakacak mıyım hatırlamıyorum gerçi, inşallah kaydetmişimdir. Aynen kaydetmişim. 113.000'den 87.000 elimize kalmış. Eğer premium olmasa dahi 50.000 kredi bırakıyormuş. Yani 3K'ya 80.000 kredi bırakıyor. Güzel bir kredi katsayısı var. Kredi katsayısının tam olarak şeyini öğrenemedim ama maçlardan gördüğüm kadarıyla iyi kredi bırakıyor. Kesinlikle değeri gayet güzel. Rahatça kredi kasabilirsiniz bu tankla. Şimdi devam ediyorum. Bu tankın dezavantajlarından bir tanesi de AP mermisinin delişi oldukça düşük. 180 mm kötü bir değer. T-44 oynayanlar beni anlar. T-44'ün de kaçtı? O civarda bir şeydi. 175 miydi? Neydi? Yani ilk mermisinin delişi ağır tanklara, bir IS-5'leri, bir IS-6'ları delemiyorsunuz. Gold'a geçmeniz gerekiyor. Gold'un delişinde herhangi bir sıkıntı yok. 259 mm. Diğer tanklarda da aynıymış. Dedim acaba fazla mı diye bir bakayım dedim. Aynı onlarla da. Bunun haricinde benim tankta eksik gördüğüm nokta... Aslında baktığınız zaman hareketlilik, hız kabiliyeti falan güzel gibi hissettiriyor ama size. Lorraine 40D'yi oynayanlar bilir. Bir Lorraine atikliği yok tankta. Ben bir tık daha böyle atik, bir tık daha hızlanmasının daha iyi olmasını beklemiştim. Bu haliyle kötü mü kesinlikle değil. Ama böyle bende çok küçük, böyle minnacık bir hayal kırıklığı bıraktı. Böyle biraz daha atik olsaydı, biraz daha maksimum hızı fazla olsaydı. Gerçekten o zaman daha da etkili oynanabilirmiş. Ama yani çok da fazla değil. Geriye gidiş, meriye gidiş birazcık yavaş. Gerçi hangi tankın geriye gidişi hızlı ki? Angry Panther haricinde. Bu arada fark ettiniz mi maçı? Gittim orada bir spot yaptım. Geriye geldim. Baktım benim bütün takımım yatıyor. Tamamı. Adamlara bakar mısın? Tamamen base'den çıkmamışlar ya. Neyse, maç hakkında bahsetmeyelim. Devam edelim. Nişan almamız gayet güzel. Nişan almada herhangi bir sıkıntı yok. Hızı görüp dediğim gibi maksimumuz 55 km. Bu Lorraine ve P4 Pantera'da 60 km'ydi, daha yükseğiydi. Bu arada bu ice cream'i attı diye çıktım orada, adam atmamış meğerse. Gittik yalandan 400 hasarı yedik burada.
Her neyse devam ediyoruz. Zırhımız yok tabii ki. Kağıt üzerinde ne bakayım? 60 milimetre. Yani Lorraine'den iyi. Pegatur Pantera'dan küçük. Özellikle Pegatur Pantera'nın taret zırhı 120 milimetre. Hiç fena değil öyle bir tank için. Öyle zırhsız bir tank için. Ama bu tankla taretten yine sektirebiliyorsunuz. Çünkü taret yan tarafları oldukça küçük. Yani adam oraya bakıyorsa sektirme ihtimaliniz yüksek. Taretinizin kafanızın üst tarafına bakmıyorsa. Yani ben taretten sektirdim arada. Şans atışlar olsa da ama genel olarak böyle leş bir tareti yok. Yani Lorraine 40T'den daha iyi diyebilirim en azından. Genel özelliklerimiz bu arkadaşlar. Bahsetmediğim başka bir şey var mı? Kredi kart sayısını yazmamışlar aynen. Yani muhtemelen benim düşüncem %180 var. Mesela Lorraine'in %75, yüz konuşamadım. %175 bu tankın %180 civarlarında olduğunu düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Birazcık maçtan bahsedelim. Fiyat performans durumundan bahsedelim. Şimdi bu tank 15.000 gold. 15.000 gold ne kadar para ediyor? Bakacağım abi şimdi. Şu an bilmiyorum. Bir girelim bakalım. Şimdi birazdan bir şeyden daha bahsedeceğim de ilk önce 15.000 gold'un ne kadar olduğunu merak ettim. Artık Steam'de de fiyatlar eskisi gibi çok kötü oldu abi yani inanılmaz kötü. Bildiğin yarı yarıya alıyorduk. Galaxy Store'da biraz daha düşük. Eski Steam kadar değil ama az bir şey daha düşük. Lan Rheinmetall vuracaksın illa oradan bana. İlla vuracaksın. Kal bakayım senin palette. Vurdum güle güle. Git garajına şimdi. Çıkıyor adam şurada çıktığı yere bak ya bana vurmak için. Bazen var ya delirtiyorlar adam. Neyse biz neye bakıyorduk? Altına bakıyorduk. 15.000 gold. 15.000 gold almak için az tankçı altını 155 lira. Kaç veriyor buradan? 8.500 veriyor. O bundan yemiyor o zaman. Bir yanındaki Karaaltın köyü külçesinden alsak, ikisini toplasak, oğlum goldlar ne kadar pahalanmış. Ben uzun zamandır gold çekmiyorum hesabı. Eskiden Steam'den çekerdim. İnanılmaz pahalanmış şu anda. Yani özellikle 15.000 gold almak için mecbur çavuşun zulasını alacaksınız. 300 lira. Çok ciddi bir miktar. Ya abi inanılmaz artmış gold miktarı da. Yani artık golde malda para verilmez. 300 lira ne ya? Seviye 8 premium tank alacağım. 300 lira para vereceğim. Hiç girmeyin abi. Ya yani ben 15.000 gold almak için 300 lira verileceğini düşünmüyordum açıkçası. 150 liraya hallederiz diye düşünüyorum ama 150 liraya sadece 8.000 gold alınabiliyor. Gerçi ben sonki etkinlikte kutuları doldurunca gold kazanıyordun. Devam ediyor mu o ya? O da gitmiş. O da kalmamış. Kasıyordum aslında belki alırım diye ama ben de kaçırmışım onu. Yapacak bir şey yok. Şimdi 15.000 gold çok ciddi bir miktar. 300 lira para vermemiz gerekiyor. Şundan bahsedeyim öncelikle. Tank güzel. Keyifle. Farklı bir stili var. Oynaması. Gayet güzel kredi kasıyorsunuz. Ama fiyat performans bakımından şu bakımdan konuşacağım. Bu tanka 15.000 gold verene kadar artık bu devirde seviye 9, seviye 10 premium tanklar gani satılırken seviye 8 bir premium tanka bu parayı bayılmak ne kadar gerekli? Yani 20K gold'a hatta muhtemelen 18K gold'a belki de 15K gold'a yakın bir zamanda AMX 30 prototipi alabilirsiniz. Yılbaşı zamanı var mıydı hatırlamıyorum. Takip etmedim bende olduğu için. Yani ben çok yüksek miktar almamıştım galiba. Yani 18.000 gold'a mı ne almıştım AMX 30 prototipi ki AMX 30 prototip hem premium tank olarak hem normal kendi seviyesindeki güç olarak bu tankı tokat manyağı yapar yani. Şöyle yapıştırır elini iki tarafıyla. Bunun haricinde çiftin var. Yılbaşında galiba 20K gold'a alındı çiftin. Evet 20K gold'tu. O da çok güzel bir premium tank. Seviye 10 bir kere abi. Yani bu tankla oynayacaksın. Normal bir oyuncu için konuşuyorum. 150 bir 150 minnetli bir oyuncu için konuşuyorum. 1700-1800 ortalama hasarla oynayacaksın. Çift dinle oynayacaksın. En az 2500-2600 yine söylüyorum yine normal bir oyuncuyla. Ben bu tankla 2524 hasarla oynadım 10 maçta. Yani 2500'ün altına düşmem. Belki zorlasan 2600'e çıkarım. Ama o kadar yani. Ben bile zorlasam 2600'e çıkarım. Ama şu an çift dinle alsam kendi hesabıma. Çift dinle oynasam en az 3400'de oynarım. Yani ortalama hasarı bakımından ve maçların biraz daha keyifli olması bakımından seviye 10, seviye 9 premium tanka para vermek çok daha mantıklı. Tabi para durumumuzda hiçbir sıkıntı yoksa, her videomda söylerim. Para durumumuzda hiçbir sıkıntı yoksa alırdım ben bu tankı. Niye? Böyle premium tank yok çünkü. Bir tane seviye 7'de var. O da zaten hızlı bir tank değil. Saçma sapan bir tank. Tamam, DPM bakımından o tank iyi. Seviye 7 olmasının da avantajları var ama yani çok fazla oynamak isteyeceğiniz bir tank da değil.
Bu yüzden bu tank kendi şeyini şu an bir tek alternatif. Param olsa oyuna para yatıracak olsam, oyuna para yatıracak olsam değil de yatacağım paradan çekinmesem alırdım, hesabımda bulundururdum. Şeyci bir insansınız, kolektör bir insansınız, yani toplayıcı bir kişiliğiniz varsa böyle ben bütün premium tanklar olacak abi diyorsanız yine kaçınmazdım, yine alırdım, yapıştırırdım. Kötü bir tank kesinlikle değil. 10 üzerinden 7-7,5 alır en az. Hatta belki zorlasan 8 bile verebilirim. Güzel de kredi bırakıyor. Her türlü kredi kasarsınız. Ama dediğim gibi yani bu devirde 15K Gold'da, 20K Gold'da seviye 10, seviye 9 premium tank alınabiliyorken gidip 15K Gold'u 300 liraya seviye 8 bir premium tanka vermenizi ben tavsiye etmiyorum. Bekleyin abi. Gelecek. Bu çift dinler, mift dinler 40 defa satıldı. Artık geldikleri zaman daha da ucuz gelecekler. Yani E530 Pro satıp belki 15K Gold'a gelecek. Şimdi belki 15'e gelmiştir. Hatırlamıyorum ben sonunda ne kadar geldi ama 15'e geldiyse belki 12'ye gelecek. Yok yok, 12'den 12'ye gelmez. O da indirmezler. Seviye 9 sunucunda bokunu çıkarmazlar. Gelirse yine 15'e gelir. Dediğim gibi bununla aynı fiyata seviye 9 premium tank alma şansınız var. Belki 121B'ye gelecek. O da bir medium. Çok büyük bir artısı yok ama sonucunda o da seviye 10. Keyifli. Oynarken zevk alabileceğiniz bir tank. Dediğim gibi yani para böyle değilse, benle aynı durumdaysanız almayın arkadaşlar. Seviye 9-10 premium tankları beklemeniz daha avantajlı. Ben geç artık premium tank almayacağım. Bir çiftini alıp almamak arasında çok kaldım. Tükürdüm bu arada. Sorry. Gördünüz mü acaba? Ağır çekimde görünmüş olabilir. Lütfen. Hemen geçiyorum sahnelere. Yılbaşında alıp almamak arasında çok kaldım çiftini. Lan sonra dedim. Çiftini almak yerine gidip serbest deneyim basıp altını 10K gold'um vardı. Şimdi 10K'da gold çekmem gerekiyordu çiftini almak için. Lan dedim onu oynayacağım yere azıcık şeylerle adını unuttum. Sertifikalarla serbest deneyim kasarım. Bir 5K gold'u serbest deneyime çeviririm. Zaten 300K gold'um var. Giderim bir tane yeni seviye 10 tank açarım. Yani şu an herhangi bir tanka gitmiyorum. Üşeniyorum gitmeye açıkçası. O seriyi oynamak istemiyorum komple. Genelde 8-9'dan başlıyorum bu en sonki hesabımda serbest deneyim biriktirerek. Dedim yani çiftliğini almaktansa giderim ELM alırım abi. Giderim Pregot de alırım. Giderim Behçet alırım. Yani üçünden birini alacağım da hangisine karar veremedim hala. Hala karar veremedim. Üçünden birine gideceğim. Veya şu anda bir sonraki güncellemede ki muhtemelen arkadaşlar bir sonraki güncelleme bu salı gelecek. Gelme ihtimali çok yüksek. Sheridan gelecek. Seviye 10 füze atan tank. Geldiği gibi inceleyeceğim abi, aklınızda olsun. Bu pazar video koymadım ama hafta içi telafi ederim en azından. O tankı detaylı bir şekilde inceleyeceğim ben sizin için. Nasıl oynanması gerekiyor? Füze sistemi nasıl çalışıyor? Gerçi muhtemelen siz füze sisteminin nasıl çalıştığını benden iyi biliyorsunuz. Çünkü füze sistemi olduğunda TK9 ATM'ye geldiğinde ben askerdeydim. Sizler çatır çutur oynadınız. Yani ben hiç oynayamadım. Hiç oynama şansım olmadı arkadaşlar. Bir kere bile bir maç atamadım. Çok da içimde kalmıştı bir şey. Neyse sonunda geliyor. Ne kadar o etkinlikteki kadar keyifli olmayacak. Daha nerfli bir şekilde gelmiş olsa da en azından farklı bir stil. Oyun dinamiklerini etkileyecek mi? Oyunu daha nasıl diyeyim? Bok diyormuşum. Oyunu daha kötü anlamda yani kötü hale getirecek mi? Bilmiyorum. Oynamadan bir yorum yapmayayım. Geldiği zaman yorumlarımı ben bilirsiniz esirgemem abicim. Çatır çatır söylerim. Kötüymüş, şeymiş, bilmemiş, basın hesabım varmış. Bu gemiyi saydıramazmışım. Hikaye abi, saydırırım, yapıştırırım ben. Geldiği zaman inceleyeceğim ama detaylı bir şekilde. Ama benim görüşüm böyle açık test sorununda oynandı. Orada gördüm birkaç tane. Ben oynayamadım yine. Unuttum. Unutmadım aslında. Önceden açık test sorununa bana şey yolluyorlardı. Girebiliyordum. Artık yollamıyorlar nedense. Gerçi yine zorlasam illa bir Rus serverında oynayan bir Türk çıkar, bulurdum her türlü ama aklıma gelmedi o ara. Orada izlediğim kadarıyla çok fazla ben bir öyle OP'lik bir tarafını görmedim açıkçası. Yani benim şu anki görüşümle oyun dinamiklerini, oyun mekaniklerini etkilemeyeceği yönünde. Tabii geldikten sonra daha kesin olarak net bir şekilde yorumumu söyleyebilirim. Ama şu an için oyuna bir farklılık getireceğini düşünüyorum. Çok fazla oyunun mekaniklerini etkileyeceğini düşünmüyorum açıkçası. Şimdi son maça geldik. Tank hakkında aslında yorumu genelde son maç yapardım ama 3. maçta mı 2. maçta mı artık söyledim. Fiyat performans değerinden bahsettim. 15K Gold'da çok yüksek bir değer. Seviyorum premium tank almanız çok daha mantıklı olur diye belirttim. O yüzden tankı bu şekilde noktalayalım. Noktalayalım derken ne yapacağız? Neden bahsedeceğiz? Şu an bahsedeceğim başka bir şey de kalmadı. Maçtan devam edelim o zaman. Bu arada şu ekranın sağ tarafında görüyorum. Bir tane daha Leopard 1 videom var. Biliyorum sıkıldınız Leopard 1'den. Biliyorum ama inanılmaz çok Leopard 1 oynuyorum bu ara. Giriyorum full Leopard 1 oynuyorum abi.
Yani arada böyle T22 Medium alıyorum. T22 Medium var benim hesabımda. AMX 30B var. AMX 30B bu arada nasıl bana çok keyif vermiyor. Niye abi? Leopard 1 buff aldı. Doldurma süresi 5.7 olduktan sonra ben 6.9 doldurma süresinde dolduran AMX 30B ile oynamak hiç keyif vermiyor bana. Bu yüzden full Leopard 1 oynuyorum bu ara. Bir tane Leopard 1 videom var. Yine içinde inanılmaz keyifli maçlar var. 6K'lık, 7K'lık maçlar var. Bir tanesi 7300'dü galiba. Diğerleri 6K'lık. Onun haricinde bir tane karışık bir videom var. Obje 140, AMX 30B. Yine bir tane Leopard 1 var. İki tane hazırda videom var. Sadece seslendirmedim. Onları seslendiririm. Hafta için onları koymayı düşündüm ama daha sonra güncellemenin geldiğini öğrendikten sonra dedim önce güncellemeyle ilgili bir video yaparım. Muhtemelen salı gecesi gelir güncelleme. Çarşamba oynasam perşembe videoyu koyarım. Yani eğer ki yetiştiremezsem pazar günü muhtemelen koyarım bir dahaki videoyu. Bilmiyorum şimdi kesin bir şey demeyeyim. Kesin bir şey söyleyip daha sonra yapamayınca üzülüyorum. Size de hayal kırıklığına uğratmış oluyorum. Bu yüzden kesin bir şey demiyorum. Güncellemeyle ilgili, Sheridan'la ilgili en geç pazar günü %100 koyacağım. Ama ben hafta içi koymayı planlıyorum. Aklımda hafta içi koymak var. Sen bana mı vurdun orada 200 canlı? Döndürdü bak beni burada. Vurmayacaktım ona. Geldi orada vurdu bana, döndürdü kendine beni. Bir de masum masum bakıyor. Öleceğini anladı orada. Evet, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Az çok anlamışsınız tankı. Artık alıp almamak size kalmış. Ben yorumlarımı belirttim. T26T4'e de çarpa çarpa adama 500 hasar vurdurdum yani zorla. 3028 hasarla 77.000 kredi. Evet, görüşmek üzere arkadaşlar.